Gündem dışı ikinci söz, yerel basının sorunları hakkında söz isteyen NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer'e aittir. Buyurun Sayın Gürer. Sayın Başkan, değerli milletvekillerim. Ülkemizde ulusal basın gibi yerel basında önemli sorunlar yaşamaktadır. İllerin sorunlarını gündeme getiren, devlet ve vatandaş arasında bir bağ olan yerelin sesi, gözü kurağı yerel basının her türlü destek verilmesi şarttır ve ihtiyaçtır. Bir kentin varlığını geleceğe taşıyan en önemli yayın organları aynı zamanda yereldeki basın organlarıdır. Ekonomik krizin yerel basını etkilediği gibi mesleki sorunlar da giderek derinleşmektedir. Ülkemizde toplam 6.265 gazete ve dergi yayınlanmaktadır. Bu yayınlananlardan basın ilan kurumunun görev alanında 616 ve valiliklerin görev alanında 540 olmak üzere resmi ilan alan gazete sayısı ülke genelinde 1156'dır. Resmi ilan ve reklam yayınlamaksızın yayın yapan gazete ve dergi sayısı ise 4.358'dir. Gazete ve dergi sayısı 2016 yılında 2015 yılına göre %8 azalmış bulunmaktadır. Gazete ve dergilerin tirajı da 2016 yılından 2015 yılına göre %20 azalmıştır. Ülkemizde yayınlanan dergi ve gazetelerin toplam tirajı 1.705.225'tir. Bunun %94'ü gazetelerden oluşmaktadır. Değerli milletvekilleri, basının çok yönlü sorunları vardır. Yerel basının da sorunları giderek katlamaktadır. Hükümetten çözüm bulamayan yerel basının temsilcisi, gazete, dernek ve konfederasyonları Türkiye genelinde 96 meslek kuruluşu olarak geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı'na bir mektup yazmak durumunda kalmışlardır. Çünkü umutlarını görünen o ki hükümetten yitirmiş bulunmaktadırlar. Her yıl Ocak ayında yayınlanan resmi ilan fiyat tarifesi bu yıl yayınlanmamıştır. Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'nda kabul edilen Bakanlar Kurulu onayına sunulması gereken yeni resmi ilan tarifesi bugüne kadar yayınlanmadığı için yerel basında resmi ilan alan gazeteler daha mağdur duruma gelmişlerdir. Resmi ilan alan gazetelerin bir yıl öncesine göre artan maliyetleri ne yazık ki yükselmiş. Bunun yanında resmi ilanla ilgili Şubat ayında açıklanması gereken karar Ekim ayı sonu geldiği halde açıklanmamıştır. Görünen o ki bundan sonra yayınlansa da bu kere 2018 rakamları Şubat'ta açıklanmak durumunda olacaktır. Oysa 2017 rakamları açıklanmalı ve Şubat ayından geçerli olmak üzere de yerel basının resmi ilanlarında alamadıkları hakları kendilerine verilmelidir. Sürekli arz edip resmi ilandan yararlanmayan yerel medyanın da durumu bu cümleden ele alınmalı ve sürekli olarak çıkan resmi ilan alma şartlarına haiz olmayan gazetelere de hükümet destek sağlamalıdır. Özel ilan gelirlerinde önemli ölçüde düşüşler meydana geldiği için resmi ilan alan gazetelerin ayakta kalabilmeleri buradan kendilerine sağlanacak desteğe bağlıdır. İnternet haber siteleriyle ilgili bir yasanın oluşmaması da bu anlamda önemli bir boşluk yaratmaktadır. Belirsiz yapı bir an önce ortadan kaldırılmalı, internet haber siteleriyle ilgili de düzenlenme sağlanmalıdır. Hazine, KOSGEB, İŞKUR, Kalkınma Ajansları ile Anadolu'nun gazete, radyo ve televizyonlarını internet sitelerine destek paketi sağlanmasına yönelik hükümet çalışma yapmalı, bu sorunda çözüme erdirmelidir. İnternet haber siteleri düzenlenmeli, desteklenmeli ve mutlak surette bu konuda hükümetin yapacakları olmalıdır. Mesleki yapılanma yasayla düzenlenmesi, şantajcı haberciliğin önlenmesi, çalışma koşullarının iyileşmesi sağlanmalıdır. Değerli milletvekilleri, tek gelir kaynağı resmi ilan olan yerel gazeteler son yıllarda özelleştirmeyle oluşan ilan kayıpları nedeniyle yaşadığı sorunların yanında
her yıl artan girdi fiyatlarıyla da ciddi anlamda mağdur durumdadır. Aylık ortalama 10.000 ile 15.000 lira arasında resmi ilan pay alan yerel gazetelerde asgari 5 kişi çalışma zorunluluğu bulunmaktadır. Asgari kadrodaki tüm çalışanlar asgari ücret alsa bile resmi ilan payları çalışanların maaş ve sigortasını karşılamakta zorlanmaktadır. Ayrıca çalışanların da bu nedenle teşekkür ederim Sayın Gürer.